Evet arkadaşlar, tam olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz sakinleştikten sonra. Bir önceki bölümde biliyorsunuz bayağı sinirlendim. Yani sinirlenmemek elde değil. Zor çünkü oyun zor. Hani zor olduğunu biliyorduk ama bu kadar sinirlendireceğini tahmin etmedik. Niye? Bayağı sinirlendim, zorladım. Şimdi arkadaşlar oraya güçlenerek gideceğim. Güçlenerek gideceğim için şu an biraz güç biriktirmem gerekiyor. Başka yerlerden dolaşacağım, edeceğim falan filan. Şimdi buradan troll vardı. Cadının evine gidiyorum arkadaşlar. Cadının evine gideceğim. Oradaki XP falan kazanabilirsek görevden, oradan bir şeyler toparlayacağım. Daha sonrasında ne mi yapacağım? Daha sonrasında şu Goblin Köyü var ya meşhur. Bir oraya girmeyi deneyeceğim. A pleasant sight. Oh, I can't believe we're stuck here, so close to our goal. Oh, will we ever reach Silver Glen? Where's the bloody Legion? They drop some garbage in the street and they jump out of an alleyway, but when you need them, they're nowhere to be seen. Ta-da. Bloodstone. As powerful as it is sinister. Don't you worry, Miss Wolf. I hope we'll need highwaymen too. I hope so, my love. Indeed I do. But with Alfie wounded, so what can we possibly do? A solution will present itself. I know it. Legionnaires are bound to patrol. Special repeats. Yeah, hello. Shut up. Evet, kan taşını aldım ama ben buna yardım etmeye karar verdim. Bir ona gidelim. And that's the last of the potatoes. We'll be dining on pine cones soon if no one comes to our rescue. Bazen insanlara yardım etmektense hayvanlara yardım etmek çok daha doğru bir tercih. Gelmiyor musunuz? Ha, gümüş var dediğiniz yer burası mı? Ha, ta pardon, ben diğer tarafa gidiyorum ya. Ha, burası ne? Buraya gideceğiz, göreceğiz diye. Sonra bak beraber oraya artık.
Bunlar bayağı saldırdılar ya. Abi yani yapma, şu etkilenmeyi de herkes biliyormuş maşallah. Yani ormanda herkese etkilenme büyüsünü öğretmişler. Herkes öğretmişler. İyi bari ıskaladılar ya. Işınlandı mı oraya? Abi yapma, gözünü seveyim, yapma artık ya. Bunu bari yapma ya. Hadi orayı kaybettik de burayı bari kaybetmeseydin iyiydi. Neyse, orada bizim çok büyük hatamız var. Ne? Sol taraftaki harabelere, o yüksek yapıya bakacağım derken bıraktık gittik, orada bir elimiz boşa gitti. O bir el çok önemli arkadaşlar işte. O ilk elde ben direkt oraya koşacağımı yağmur yapıp herkesi ıslatıp dondurabilirdim veya şoka uğratabilirdim. Orada çok büyük hata yaptık. İşte oyun böyle hataları affetmiyor. Çünkü görev üzerindesiniz, görev yapacaksınız. Gümüş Vadi burasının ismi. Buraya kadar götüreceğiz onları. Onlar burada refah içinde yaşayacaklar. Tabi ilerleyen zamanlarda bir sorun çıkmaz ise. Kan taşları insanlara yardım etmeye yarıyor, iyileştirebiliyor. Merhem falan da bulamadık. O yüzden kan taşını uygun gördük ama. What a pleasant sight. Don't you worry, my son. Bloodstone. As powerful as it is sinister. I hope so, man. Indeed I do. But with Alfie wounded so badly. The solution will present itself. I know it. Legionnaires are bound to protect.
Şurada kaydımızı yapalım. Bu sefer sizi abi mahvettim. Bu sefer mahvedeceğim sizi. Hatta arkadaşlar ilk olarak kendine aşık edeni öldürelim ki bizim adamlardan biri etkisiz hale gelince bir şey yapamaz hale geliyoruz. Nerede kendini aşk eden? Şu muydu? Orman canisi bu değildi arkadaşlar. Bu değil. Bu hangisiydi? Şu da değil. Bu arkadan bir tane geliyor zaten. O sonradan çıkacak galiba. Neyse. Öncelikle bir örümcek yapalım. Şu arka kısmı. Şu adamı etkisiz hale getirelim. Çok iyi ısırdı. Çok güzel. Of of, etkilenme başarısı çok 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 iyi. Buraya saklanmış. Direkt abi bunu halledin önce. Bakın bu sizin başınıza çok kötü bela olacak. Bunu direkt halledin. Başarısız. Çok iyi be. Çok iyi. Bunu da hallettik. Away from me, fade away!
En son yere düşürdük. Çok güzel kritik vuruş yaptı ya. Çok iyi be. Bu da gitti. Save me, oh, do save me. Pijona vurmayın da abi. Az kalacağım çünkü. Bu da gitti. Örümceğimizi de alalım. Of çok güzel kritik vuruş ve zehirlenme başarısı da var. Olsun. Olsun. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi geldik zaten, geldik sayılır artık. Niye oradan değil de buradan gidiyorsunuz? Buradan da gidebilirsiniz gayet de. Yani burada bir kapışma daha mı olacak yoksa? Ki bu adamlar yardım eder zaten. Yakındılar çünkü. Evet, sizi söz verdiğim gibi güvenine getirdik. Kan taşına da Alfie'ye yardım ettik. Sevimli Alfie. Konuşabilirsek bir de. Remember when that red egg used to come by and cheer him up? Tamam. Bunun yardım etmenin gururu ve mutluluğu ile birlikte biz de tabii mutlu olduk. Şimdi şu merak ettiğim yere artık bakacağım. Bir zahmet. Sevimizi de yapalım ve devam edelim. Ne yapacağım? Burası nedir? Ölüm pavilyonu. Ölüm için dur. Yoksa o seni durdurur. Ölüm lütuftur madem. Öyleyse o sana lütfeder. Söyle bana yolcu. Ölmeyi diliyor musun? Davetini gönderdi fakat yine de sen ona icabet etmedin. Bir aşağılama evet ancak mutsuz misafirler nahoşlar. Ölüm diliyorum. Nasıl öleceksin öyleyse? Azrail ile uzun bir flört mü dilersin yoksa hızlı ve vahşi bir ilişki mi?
burası öyle? Ne kadar saçma bir yer. Ölmek istiyor musun? Evet istiyorum. Tamam. Paldır güldür hemen. Orada bir tuzak şey geliyor. Hemen meteor yağıyor falan sözde falan filan. Oldu. Niye ölüyorum ki? Yani bu kadar saçma bir soru olabilir mi? Ölmek ister misin? Ha, isterim. Çok severim ölümü ya. Her gün ölürüm ben. Hiç durmadan, sıkılmadan ölebilirim. Çünkü ben ölmeyi çok seven bir insanım. Böyle saçmalık var mı ya? Niye öleyim abi? Ya hadi git gözünü seveyim. Şuraya da koymuşsun zaten şeyi, tuzağı. Neyse şu cadının yanına bir gidelim bakalım artık. Zaman geldi. Cadıyı zaten sorgulamamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar onlar gele dursun. Şurada cadının olduğunu. Buraya geçemiyoruz. Buradaki orkları halledebilirsek ancak buraya geçebileceğiz. Troll mağarasının girişine geleceğiz. Şurada gördüğünüz gibi şeyler var. Zaten burada da yollar vardı. Şurada Goblin Köyü var. Cadıdan sonra Goblin Köyü'ne gitmeyi deneyeceğim. Buralara giremeyeceğiz daha. Sonra bu taraflara doğru biraz gideceğim. Belki arkadan şöyle dolanabiliriz. Duruma göre bakacağız. Bir saniye, şurada ben bir şey fark etmiştim. Aynen şu. Mantar Ikari. Burada bu konuşabiliyor. Hazırım ya. Hadi bakalım. Hazırım. Meydan okumaya hazırım. Bir bu ork kraliçesinin kelebek somununu kaybetmesinden daha iyi bir haber. Ama yeterince oyalandık. Hadi başlayalım. İlk meydan şöyle başlıyor. Ben bunu bilmeliysem. Başla. Yırtıcı hayvan likör yeşili elbisemi yırttı. İpeksiz saçlarımı köklerinden kopardı. Çocuklarımı benden aldı, beni de domuzları yedirdi. Kimim ben? Mısır koşanı. Bravo, bravo, fevkalade. Bir mısır koşanı gerçekten. Gözünde canlanabiliyor mu? Açık yeşil cübbeli bir koyun, ipeksiz saçlara sahip bir bal kabuğu. Bir aptalın fantezileri. Şimdi sıra ikinci bilmecemizde. Ve bu sefer eminim seni ezecek. Hadi bakalım. Uzanamam. Serilemem. Ancak sadece yerde yatarım. Ben kimim? Bir büyücü. Taş. Doğru, bir taş tam uyuyor. Yine başardım, ürperdim, afalladım. Öyleyse yükümlülüyüm. Son bulmacayı sunmaya. Bu sonuncusu seni yerinden hoplatacak. O yüzden sıkı dur. Hadi bakalım. Kara kurbanın kuyruğunun iki katı ensem. Kara kurbanın kuyruğunun iki katı ensem. Yıldaki mevsim sayısının bir yarısı kadar gözüm var. İki gözü varmış yani. Yıldaki mevsim sayısı 4. Bir yarısı kadar iki gözüm var. 2 dakika geç havalanmam. Geç havalanmam yüzünden uzak doğuda fırtınalar yaratmak da bilirim. Geç havalanmam yüzünden uzak doğuda fırtınalar yaratmak dedim. Şimdi yıldaki mevsim sayısının yarısı kadar gözüm var diyor. 2 dakika geç havalanmam yüzünden uzak doğuda fırtınalar yaratmak dedim. Kelebek mi? Rüzgar gibi değil abi. Kelebek. Ama sen öyle yapmadın. Sen sonuna kadar kaldın. Senin küçük kurnaz adam.
Oldukça hoş bir bariyer, öyle değil mi? Sonuçta sırtını okşayan kibar bir dokunuştan kim hoşlanmaz ki? Üstelik ona giderek alışıyoruz. O melekle sihirbaz adamın böyle kibar, böyle dalgalı bir güzellikle neden bu kadar ilgilendiğini anlamak bizi fazlasıyla aşıyor. Onu nasıl ortadan kaldıracağını çözmek de ümitsiz görünüyordu. O şeyin sadece bir nimet olduğunu söyleyemeyiz. Şu kafayı tarikatla bozmuş lekesizlerin onu içeridekileri içeride dışarıdakileri de dışarıda tutmak için gittiklerini biliyoruz. Velhasıl gittiğinden beri bir ak cadı hiç görmedim. Hiç sormadık sanırım. Ne diyeceğiz? Şimdilik mantarlı konuştuk, bilmecemizi çözdük, bilmeceleri bildik. Şimdi şöyle bir gelelim. Aa, buradan yol mu var daha? Aa, burada bir mantar varmış. Başka bir şey var mı burada? Yok değil mi? Yok. Şu mantarda da konuşalım, soralım. Bir bilgisi var mı? Abi nasıl kaldıracağız bunu? Hiçbir bilgi yok. Sihirbaz Maradona engel kaldıran bir büyüyü orman civarında bir yerde zurlamış olacağını söyledi. Ormanın bir yerine zurlamış buna büyüyü. Yine goblinlerin oraya gireceğiz. Neyse biraz düzenleme yapalım o zaman. Didememe kalmadan düzenleme yapmayalım abi. Ne yapalım biliyor musunuz? Buradan goblinlerin oraya gidelim. Daha sonra ben düzenlemeleri sizlere sıkmadan kendi halimde yapayım. Yani video çekmeden düzenlemeleri yapayım. Daha sonra tekrar buraya geliriz. O şekilde sizi izletirim. Siz de daha keyifli bir şeyler izlemek için senin kabine şu goblin köyüne gidelim. En azından burada bir savaş falan varsa onu hallederiz. Bir saniye, burası nereye gidecek? Onu da ben merak ettim şu anda. I can only hope this might be a magpie's nest. What if we want to cross the bridge, Daddy? Do we have to pick? Burada troller vardı hatırladım. Babasıyla birlikte bir troll. Bunlar da parası neyse verelim abi, geçelim. İlerleyelim bakalım en azından birazcık. Kadim emirmiş bu.
Bir saniye, bölüm niye temizlendi? Ben karşı tarafa geçecektim sadece. Köprünün üzerine tıkladık. Tıklayınca farklı bir şey oldu sanırsam. Dark Forest yükleniyor. Karanlık orman. Abi ben daha oraya hazır değilim ama. Bir saniye, burası apayrı bir harita mı yoksa? Aynen öyle abi, kaç tane harita var, ne yaptınız siz ya? Bir saniye, ben bir şey merak ettim biraz. Gecikeceğim ama karşı tarafa direkt geçmeyi deneyeceğim. Olmuyorsa direkt şey yapacağım, çünkü karanlık ormana henüz girmeye hazır olduğumu ben düşünmüyorum. Daha henüz bir düşmanla da karşılaşmadım, level'ını da bilmiyorum ama bence önce burayı bitirmemiz gerekiyor. Goblin köyünü falan halledelim. Pardon. Zaten bu tarafa gitmiyor, burası son. Tamam, anladım. Burası sonuymuş zaten haritanın. What if we want to cross the bridge, Daddy? Do we have to pay the toll too? Who to? What if we want to cross the bridge, Daddy? Do we have to pay the toll? Önce aynen burayı geliştirelim, karanlık ormanın sonuna gideriz. Karanlık ormanda bile olabilir hatta, o büyü saklanamıyor ama ben burada beklerim ya. Orkların olduğu yerde beklerim hatta. Goblin veya troll kralının olduğu yerde. Şu aşağısı nereye bakıyor abicim? Neyse. Biz önce şu Goblin köyüne bir gidelim. Burada savaş varsa savaşalım, sevişmek varsa sevişelim. Ne yapıyorsa yapalım burada. Şamanların olduğu bir yer. Taş diyorum. Kağıt diyorum. Level'ları da bu arada 14. Hani belirteyim de bir yamuk yaparsak sıçtık. Direkt söyledim, sıçtık yani. Adamların köyündeyiz ve başkentiymiş bunların burası. O kadar da büyük bir yer. Diyelim ki bir sahil kenarında yürürken iki askerle karşılaştım. Onlar yoluna engel nezaketsiz sarhoşlar. Onların emirlerine riayet mi edersin yoksa onlara bela okuyup yoluna mı devam edersin? Şimdi diyelim aç bir adamla karşılaştın. Bir tüccarın tezgahındaki çiğ balığı sanki dünyanın en büyük hazinesiymiş gibi bakıyor. Hırsızlık yapmasına mani olmak için eline mi çarparsın yoksa kanunsuz niyetini gözlerine mi basın? Peki son olarak, acı içinde kıvranan biriyle tıpta karşılaştın diyelim. Bir yük hayvanı olsun. Sahibi ve sahibesini aşağılık haydutlarına saldırısından korurken yaralanmış. Seni hiç ilgilendirmediği halde onu kurtarmak için gelinden geleni elinden yazdın. Seferber mi dersin yoksa onu leş yiyen kuşları yamulmasını elinden takip edersin. Onu kurtarmak için elinden geleni. İyi yaptım. Bana dürüstçe cevap verdin. Çağlardan kopan varlık. Sözlerin davranışlarında çelişmedi. Ruhların sözlerine kulak verin, goblinlerim. Bu yaratık mızrak öldürülmesin. Kardeşlerinizin arasında özgürce yaşasın.
Welcome, the stranger. Shall we goblin king? Evet, goblinlerle artık anlaşmış olduk böylelikle. Senin şimdi 6000'in var değil mi abi? Sana bir şeyler satalım ya. Boş durmayalım. Tabi bundan önce bir düzenleme yapayım. Pardon. Çok pardon. Evet arkadaşlar. Bölümü burada bitiriyorum. Burada ben düzenlemeleri yapacağım. Paralar işte gereksiz eşyaları satacağım. Para kazanacağım. Birazcık paramı yükselteceğim. Eşya varsa güzel onları alacağım. Kısacası düzenlemelerimi yapacağım arkadaşlar. Biraz da güçlendirmeleri, geliştirmeleri yaparım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.